Herkese merhabalar ben Burak Şolt Bu videoda Asus'un Zenbook S14 UX5406 model 1.1 santim inceliğinde tabiri caizse ultra taşınabilir Asus'un yeni dönem Copilot Plus dizüsü hakkında elde ettiğim deneyimleri paylaşacağım. Boyutlar ve tasarım tam ölçüleri şu anda ekranda görüyorsunuz lakin temel olarak 14 inç ekranlı 1.1 santim kalınlığında değil inceliğinde diyebileceğim kadar ince 1.2 kilogram ağırlığında değil hafifliğinde diyebileceğim kadar taşınabilir bir makine ve 13 inç MacBook Air'dan ufak farklarla olsa da daha ince, daha hafif, bataryası yarı yarıya daha yüksek kapasiteli. Bir defter misali kolunuzun altında taşınabilir, adaptörü tip C ile bağlanıyor, hem telefonunuzu hem de şarj edebileceğiniz bir adaptörle de kullanabilirsiniz. Malzeme Rengi zuma grisi olarak geçen bir renk. Kapakta seralüminum malzeme var yani yüksek teknoloji seramik alüminyum. Havacılıkta ve çok lüks saatlerde kendine yer bulan aşınmaya dayanıklı sağlam bir malzeme malzeme kapağında istifade edilmiş. Geri kalanında üst ve alt kapaktan oluşsa da esneme payı sıfır diyebileceğim bir gövde var. Tabiri caizse premium mu? Evet fiyatından bekleyeceğiniz premiumluk var. Giriş çıkışlar. iki tane Thunderbolt 4 destekli hem güç hem görüntü aktarabilen 40 gigabit tipçe, bir tane USB 3.2 Gen 2 10 gigabit tipa, bir tane HDMI 2.1 portu, bir tane 3.5 milimlik combo jack var. Aslında tipçe portlarından iki yana birer tane koyulsa şarjda kullanımda kolaylık olabilir lakin hızları dolayısıyla böyle yüksek hızda taşınabilir esislerde işe yarıyor. HDMI 2.1 portundan 4K yüksek tazelim hızlı monitörlere bağlayıp çalışmak istediğinizde sorunsuz. Klavye. Daha büyük distrilerden geçtiyseniz alışma süreci gerektirebilir lakin 3 kademe aydınlatmalı ki efen gerektirmeyen multimedya görevleri de lazer kesimli aydınlanıyor. Tuş aralıkları iyi. Zorla bastırılmadığı sürece esneme payı çok düşük. Anahtar başlık sallantıları minimal. Benim gibi bol bol yazı yazan biri için ideal bir çiklet klavye diüstü Co-Pilot Plus yapan şeylerden biri de atanmış Co-Pilot tuşu aslında. Touchpad. Distu'nun sınırlarına kadar genişletmişler. 3 parmakla pencereleri yönetip özetle alt tabı parmaklarınızla yapabileceğiniz hassasiyeti ve keskinliği iyi diyebileceğim bir touchpad. Smart gesture var. Sağdan aşağı yukarı çekince ekranın ışık şiddeti. Soldan aşağı yukarı çekince sesi ayarlıyor. Yukarıda sağ sola çekince videoda ileri geri yapıyorsunuz. Ses ve ışık tuşlarla da olur ama ileri geri sarma işi benim daha çok işime yaradı. Böyle taşınabilir bir dizüstüde ayrıca fare taşımak istemezsiniz. Windows'lu bir dizüstü için deneyimi iyi. Ekran, Asus'un Lumina OLED olarak adlandırdığı 3K, aslında 1880 x 1800 çözünürlüğünde, 16-10 ekran formatında yani biraz daha boylu, 120 Hz tazeleme hızlı ve 500 nit HDR parlaklığa sahip. Kapalı ortamlarda %60 civarında kullanabileceğiniz parlak bir OLED ekran, aynı zamanda dokunmatik bir ekran. Renk doğruluğu tarafında sinema sınıfı DCI-P3 renk gamutunun yüzünü karşılıyor. Pantone onaylı HDR True Black 500 ile OLED'lerden beklenebileceği gibi karanlık sahnelerde bulutlanma, ışık sızması gibi şeyler yok. Siyasa siyah, beyazsa beyaz. TÜV Rheinland sertifikalı mavi ışığı %70 oranında azaltıyor. Mavi ışık dikkat ve uyku sorunlarının tetikleyicisi. Sürekli başında kalacağınız ekranlar için gayet önemli. Dizi, film izlemek bu ekranda büyük bir keyif. Ekranın kalem desteği de var aslında. 150 0 açılanmıyor belki ama OLED olduğu için açılar zaten sorunsuz. Genel olarak bir distüde bulabileceğiniz en iyi ekranlardan biri. Donanım. CPU tarafında Intel Core Ultra i7-258V var. 4 performans çekirdeği ki turbo ile 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. 4 enerji verimliliği çekirdekli. Toplam 8 çekirdek 8 izlek. Safkan bir oyun işlemcisi veyahut modelleme makinesinin işlemcisi değil. Lakin günlük işler yapmanın ötesinde sosyal medyada kısa metrajlı videolar hazırlıyorsanız bu işlerin de altından kalkabilecek bir işlemci. Intel AI AI Boost NPU yani nörel işlem ünitesi bulunmakta. 48 TOPS gücünde. CPU, GPU, NPU toplamda da 120 TOPS gücünde. Peki bu NPU ve yapay zeka gücü günlük hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Sorularınızı cevaplar, uzun makalelerin özetlerini çıkarır, video görüşmelerde görüntü kalitesini arttırır, gerçek zamanlı arka plan siler değiştirir, yine bu görüşmelerde anlık altyazı çıkarır, meeting komutlarıyla resim ve video üretir. Mesela Stable Diffusion ile ben birkaç denemiştim yaptım. İster çevrim içi ister distro donanımıyla üretebilirsiniz. Harika sonuçlar alabilmek mümkün. Copilot'un dil yetenekleri yanı sıra hızı da ciddi artmış durumda. Çok hızlı ve çok iyi tepki veriyor. Asus Story Cube ise yapay zeka ile ilk olarak fotoğraflarınızı analiz ediyor. Kişi, obje veya herhangi bir şey bunları tanımlayıp Windows'daki galeri deneyimini aslında telefonlardakine yaklaştırıyor. Arama çubuğuna yazacağınız kelimelerle beraber fotoğraflar tanımlandığı için istediğiniz fotoğrafı hemen karşınıza çıkarıyor tarafında Intel Arc 140V var. Entegre bir GPU'dur kendisi. Temel görevi GPU hızlandırma yapılabilen uygulamalardaki desteği aslında. Lakin canını sıkıldığı vakit çevrim içi oyunu oynatır mı? Evet. Senelerdir World of Warcraft oynayan birisi olarak 1680x1050 çözünürlük ve orta ayarlarda yaklaşık 150 kare saniye alabilmek, ekranı doyurabilmek mümkün. Triple A oyun makinesi değil bu. Bunun için TUF ve ROG Sticks ailesine bakılmalı tabii ki. RAM. 32 GB LPDDR 5x RAM'le geliyor ve bunlar entegreler değiştirilemiyorlar veyahut artırılamıyorlar. Böyleyse ince dizüstüler için normal bir şey. SSD 1 TB 4. jenerasyon bir NVMe SSD okumada 5 GB yazmada 3,5 gb saniye civarlarında bir hızı var. Duraklayan, nefes alan bir makine değil. Bu fiyat segmentinde pek görebileceğiniz şeyler değiller bunlar zaten. Stabilite ve termal performans. 3DMark'ın stres testinden %98.8 skorla geçti. %97'nin üstü geçer not diyebiliriz zaten. 3DMark Steel Nomad testinden aldığı skoru distülerle kıyaslamak için kullanabilirsiniz. CPU, GPU optimizasyonu fark etmeksizin objektif bir karşılaştırma verisi sunuyor. Yük altında 80 derece sularında çalışıyor. Donma, takılma, mini takılma bunların hiçbirisi yok. Bu şartlarda fan sesi duyuyorsunuz. Ama oyun ya da iş esnasında hoparlörler %20 açık olsun sadece. O gürültüyü sıfırlamaya yetiyor. Günlük bir şeyler yapıyorsunuz diyelim. Fanı duymanız mümkün değil. Asus 25 desibelin altında çalışabileceğini söylüyor ve gerçekten sessiz bir düstü. ve bu makineyi harbiden dizinizin üstünde kullanıyorsanız sadece alt gövdenin ortasında ısı oluşuyor. Dizleriniz rahat, elleriniz rahat. Hoparlör performansı, daha doğrusu hoparlörler diyelim çünkü 4 hoparlörden bahsediyoruz. Harman Kardon imzalı. Kaç watt'lık bir kurulum bu? Ondan bahsedilmemiş ama şu nettir. Boyutuna göre ses şiddeti iyi, distorsiyon yok. Alt tonları ayırarak değiniyor. Orta sesler bir tık daha ön planda olabilirdi. Çözünürlük iyi, müzik dinlemek için de güzel. Bol bir atmos desteğiyle film izlemek için de güzel. Ben beğendim. Gelin beraber dinleyelim. batarya. 72 watt saatlik bir batarya kendisi ve dediğim gibi bu boyutlardaki dizüstülerde genelde 50 watt saat civarı kapasiteli bataryalar görürüz. Net avantajı ve golü var burada. Hızlı şarjı da var. 50 dakikada %60 dolduruyor. Daha hızlısını görmüştüm gerçi. Benim için özeti şu. İnternette surf, mail takibi, medya tüketimi, ofis uygulamaları kullanıyorsunuz gün boyunca. Ekranda %60'da klavye aydınlatması kapalı. Gerçek dünyada rahatlıkla 10 saat ekran süresini geçiyor. Dolayısıyla bu makine yanımdayken mesai saatleri içerisinde bir adaptöre ihtiyaç duymayacağımı biliyorum ve yanımda adaptör taşımama gerek kalmıyor. Bağlantı Intel'in Wi-Fi 7 standardında Bluetooth 5.4 destekli BE201 model 2x2 anten kurulumlu Wi-Fi kartıyla donatılmış 73 metrekarelik bir alanda bir uçtan diğer uca 3 duvar ardından 500 megabit üstü hızlar görülebiliyor ki sinyalde de kaba tabirle ancak bir diş düşüyor. Asus Zenbook S14. Gördüğüm en taşınabilir 14 inç diz lerin tepesine yerleştiği Zenbook S serisinin en alıcı noktası da bu zaten. Beklenti taşınabilirlikse kullanıcısını net yakalar. Kapağın malzeme seçimi eşsiz, gövdenin geri kalanı bayağı kaliteli, ekran harika bir ekran. Klavye biraz alışmak gerekebilir ve AI boostlu Intel Core Ultra i7 258V'nin yanındaki entegre Arc 140 ve hızlandırma işlerinin daha ötesinde bir performans sergiledi. Hoparlörleri de beni yakaladı, batarya performansı da yakaladı. Ben bu makineyi Windowslu distiller özelinde beğendim. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, abone olabilir, bizleri destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.